Ben 1990 yılından beri çalışıyorum çeşitli gazetelerde. Ama ne kadar dayak yedim konusunda bir fikrim yok. Yani oldukça fazla. Rakam olarak bir şey söylemem mümkün değil. Ama mütemadiyen saldırılarla karşılaşıyoruz. Bu dayak oluyor, gözaltı oluyor. Veya işte tartaklama şeklinde gelişiyor. Ve genellikle de işte güvenlik güçleri tarafından oluyor. Şimdi daha çok toplumsal olaylar ve insan hakları ihlalleriyle ilgili alanlarda çalıştığım için sık sık toplumsal olayları izliyorum. İşte öğrenci hareketleri, işçi memur eylemleri, çeşitli gösteriler, muhalif gruplarca yapılan. Ve bu gösterilerde ister istemez polisle karşı karşıya kalıyoruz. Ve en çok saldırı uyduğumuz işler de bunlar oluyor. Polisin tutumu tabii ki bizi her zaman bir hasım gibi görüyor. Yani inanılmaz bir şekilde nedenini bilmediğimiz bir biçimde sürekli saldırıya maruz kalıyoruz. Ama bizi hiçbir zaman gazeteci olarak değil de İşte kendilerini her zaman kötü anlamıyla teşhir eden, işte kendilerini sevmeyen, işte orada gazetecilik için değil de başka şeyler için gelen, işte vatan haini gibi falan görüyorlar ve o yüzden sürekli saldırılara maruz kalıyoruz. 1994 yılında sanıyorum işte yine Cağaloğlu'nda bir öğrenci gösterisini izliyordum. İşte çok sayıda polis vardı. Yani gösterici başına 10-15 kadar polis düşüyordu. Ve tabii hemen müdahale oldu. Her zaman sıkça karşılaştığımız görüntüler. Ve çocuklar gözaltına alındı. O sırada işte kimse kalmayınca yine hedef gazeteciler oldu. Fotoğraf çekiyordum. O sırada bir polis işte makinemi aldı ve fotoğraf çekmemi engellemeye çalıştı. Ben itiraz edince de itişip kakışmaya başladı ve bana vurdu. Zaten arkası da geldi hemen. Çok sayıda polis vardı. 1, 3, 5 sivil resmi hepsi üzerime atladılar ve ben orada bayağı bir dayak yedim. Sonra 10 gün kadar hastanede tedavi gördüm. Ayağa kalkamıyordum çünkü. Ve o polisler hakkında daha sonra dava açtım soruşturması için. Ancak hiçbir sonuç elde edemedik. Çünkü emniyet müdürlüğüne gittim teşhis için. Karşıma çevik kuvvet personelinin dosyasını çıkardılar ve binlerce fotoğraf bunların arasından teşhis etlendi. Yani ben böyle bir şey yapmam mümkün değil. Çünkü hepsi üniformanın içerisinde, kaskları kafasında. Ve yani o gün orada kimlerin görevli olduğu mutlaka biliniyordur. Polis tarafından hangi grubun görevli olduğu. Ona rağmen hiçbir kolaylık gösterilmiyor. Ve bize işte binlerce polisin fotoğrafını yer aldı. Bir dosya çıkarıldı. Buradan tesis etti. Tesis etme mümkün olmadığı için de dava düştü zaten. Hiçbir çözüme ulaşmadı. Ve işte bu benim başıma gelen bir örnek. Ve yıllardır birçok arkadaşımın başına da geliyor. Yani bu ülkede artık polis gazeteciler cemiyetini bile basarak içeriden gazetecileri gözaltına alıp dövebiliyor. Yani bu hale gelmiş bir durumda. Ve hiçbir denetleme mekanizması da olmadığı için, bu insanlara bir yaptırım, bir müeyyide uygulanmadığı için de bu saldırılar devam edecekti. Yıllardır devlet zaten çelişiktir gazetecilerle. İşte Ahmet Samim Bey'den başlayarak onlarca gazeteci öldürülmüş bu ülkede. Son olarak Metin Göktepe öldürüldü. Yani bakıyorsunuz özellikle Güneydoğu'da işlenen gazete cinayetlerinde arkasında ciddi olarak hep işte devletin güvenlik güçlerinin olduğu şekilde iz bırakan cinayetler bunlar. Yani devlet kendisine muhalif olduğunu hisseden her yayın organında çalışan her gazeteci için böyle bir tavır sergiliyor. Yani bu işte adı kontrgerilla denen bir yapılanma da olabilir. Askeri de olabilir, polisi de olabilir. Yani şimdi bizim Batı illerinde karşılaştığımız saldırılar daha çok işte dayak yeme düzeyinde kalıyor. Hoş, gerçi bunların sonucu bir arkadaşımız öldürüldü ama yani nedeni nedir bilemiyorum ama son 10 yıl içerisindeki süreçte bunun en büyük nedeni şey 89 1 Mayıs'ında Mehmet Akif Dalcı adlı bir gösterici öldürülmüştü. Onu öldüren polisin fotoğrafı olarak bir trafik polisinin fotoğrafı yayınlandı gazetelere ki bu fotoğrafı veren de emniyet müdürüydü gazetecilere. Daha sonra kimliğini açıklayan da yine emniyet müdüründen bir yetkiliydi. Ve o polis öldürüldü bir örgüt tarafından. Ve ondan sonra polisler açısından sanırım bir kan davası başladı gazetecilerle ilgili. Çünkü bizi teşhir ediyorsunuz, örgütler bizi buluyor, öldürüyor şeklinde. Ve o yıldan bu yana da saldırılar inanılmaz bir şekilde arttı. Neden korkacağız, kimden korkacağız? Yani eğer biz de korkacaksak bu dışarıdaki sıradan vatandaşlar ne yapacak onu çok merak ediyorum. Yani korkma diye bir durum söz konusu olamaz. Yani hepimiz birileri korktuğu için zaten bu hale geldiğimizi düşünüyorum. Belli olaylara giderken işte gittiğimiz olayın önemine göre ya da güne göre işte hangi olayda bir tantana çıkıp çıkmayacağını tahmin edebiliyoruz. İlk dileğimiz umarım hiç kimse dayak yemez oluyor. Yani şimdi böyle bir şeyi her zaman istemek durumundayız. Kimse dayak yemesin. Bazı olaylarda evet bugün dayak yiyebiliriz diye bunun esprileri falan da yapılıyor arkadaşlar arasında. Hatta çok dayak yiyen birkaç gazeteci olarak biz de şakamız şudur. Hiçbir araya gelmemeye çalışırız. Birbirimizi teşhir etmeyelim falan diye. Yani o ana kadar hep espri düzeyinde kalan
düşünceler var ama dayak yerken saldırıya uğradığınız anda zaten ilk hedefiniz şey olur. Çalıştığınız ekipmanları korumak, fotoğraf makinesi olur, kamera olur. Ve daha çok dayağı da bu yüzden yiyoruz herhalde. Çünkü çok pahalı ekipmanlarla çalışıyoruz. Onları koruyalım derken kendimizi koruyamıyoruz. Yani o dayak anında işte nereme darbe gelecek ya da bir şey olacak mı? Bunları hiçbir şekilde düşünemiyorsun. Yani bir şekilde kendini korumak ve çalıştığın ekipmanları korumak güdüsünden başka hiçbir şey yok. Ve sonrasında bir çözüme de kavuşmadığı için hep kavga düzeyinde kalıyor. İşte ya müdürüyle kavga ediyoruz o polislerin ya polislerin kendisiyle. Ama çekip gidiyor adamlar. Yani çünkü kendilerine bir şey olmayacağını biliyor. Biz de onlara bir şey olmayacağını biliyoruz. Bir hukuksal olarak bir yaptırım olmayacağını biliyoruz. Ve sadece orada kalıyor. Bir dahaki dayağa kadar sadece bunun dedikodusunu yapıyoruz sanırım. Kafama çok sayıda darbe aldım ben. Yani cop, tekme ve yumruk olarak. Çünkü birkaç darbeden sonra yere düştüm haliyle. Çok sayıda darbe aldım. Vücudumun çeşitli yerlerinde tabii ekimozlar falan oluşmuştu. Morluklar, çürükler. Ben 10 gün ayağa kalkamadım çünkü korkunç bir baş dönmesi oluyordu. Beyin kanaması teşhisi olabilir dendi ilk gece. Ve ertesi sabah ben hatırlayamıyorum çünkü her şey dönüyordu. İşte kendimi hastanede tekrar doktorun yanında zorla bulduk. İşte neyse ki bir şey çıkmadı. Yani işte aileniz kaygılar taşıyor bu durumlarda. İşte bana çok sayıda sürekli telkinde bulunuyor ailem. İşte ne olur bu işi yapma, şöyle yapma, biraz geride dur. Eminim birçok arkadaşımız için de yapılıyordur bu ama yani geride durmak bir çözüm olmayacaktır. Hiçbir zaman olmayacak. En son işte 13 Ocak 98 günü Kadıköy'de yine bir işte Malatya'da öldürülen öğrenciyi oruç tutmadığı için öldürülen söylenen öğrenciyle ilgili basın açıklaması vardı. Yine öğrencilerin. Ve orada işte bir kargaşa oldu. Polis müdahale etti. Ve hemen ikinci hedef olarak zaten çok küçük bir gruptu. Onlar gözaltına alındı. İkinci hedef hemen gazeteciler oldu. Polislerin başındaki müdür bizi işaret etti. Ve orada bir Atatürk heykeli var. Onun üzerindeydik biz anladım. Kadıköy Meydanı'ndaki. Polisler hemen tabii komut aldıktan sonra gözü dönmüş şekilde saldırdılar bize. Bizi iteklemeye başladılar kalkanlara. Yere düşeceğiz belli ki. Üç adım daha atsak arkası boşluk. Yere düşeceğiz. Önce gerilemeye çalıştık ve ondan sonra biz de itekledik. Çünkü arka taraf boşluk. Neyse bir itiş kakış oldu. Kavga, gürültü. Sonra müdür geldi. Ya çocuklar yapmayın diye bizi uyarıyor. Yani uyarılması gereken biz değiliz. Emir veren de sizsiniz. Adamlar bize saldırıyor. Yine ondan 10 gün önce yine Kadıköy'de gazetemiz muhabirlerinden bir arkadaş, Cumhuriyet muhabiri bir arkadaşa yine gözaltına alınıyorlar. İşte Cumhuriyet muhabiri bırakılıyor. İşte bizim Hasan Maksut arkadaşımızın adı. Makedon kendisi. İşte karakolda tutuluyor bir süre. İşte pis Makedon, ne geziyorsun burada? İşte sen git kendi ülkeni kurtar. İşte az alınmayacak küfürler ediliyor. Ve bırak bir daha da karşımıza çıkma diye bırakılıyor. Yani sürekli karşılaştığımız şeyler hepimizin başına geliyor ama örgütsüz olduğumuz ve sesimizi çıkarmadığımız sürece hepimizin başına da gelmeye devam edecek diye düşünüyorum.